akademiden herkese selamlar sevgiler arkadaşlar nasılsınız biz çok iyiyiz çünkü 2022-2023 eğitim öğretim yılını artık kapatıyoruz. İkinci yazılılarımız başladı. Bugün sizlerle birlikte din kültürü ve ahlak bilgisinde hangi konulardan sorumluyuz ve nasıl sorular gelebilir buna değineceğiz. inşallah vakit kaybetmeden bismillah diyelim başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar ahlaki davranışlar ünitesinden de soru sorabilir öğretmenlerimiz. O yüzden buraya da hızlıca bir değineceğiz. Adaletle ilgili de, e, temel değerler vardı biliyorsunuz. Güzel ahlaki tutum ve davranışlar vardı. Bunların her birine konu anlatımında başlıklarını açmıştık. E, i̇kinci dönemin birinci yazılısında da bu, bunlara daha uzun değinmiştik. Adalet en temel e, ahlaki davranıştı biliyorsunuz. Allah'ın El Adl ismini tanımıştık. Dostluk ne demekti? Yakınlık kurmak demekti. Öz denetim kişinin kendi kendini kontrol edebilmesi, yardımseverlik kişinin etrafında ihtiyaç sahibi insanlara karşı e, yardımcı olmasıydı, yardımı sevmesiydi. Sorumluluk kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, yetki alanına giren işleri yapmasıydı. Vatanseverlik yaşadığı vatanı sevmek, korumaktı. Sabır kişinin başına gelen olumsuzluklara karşı hemen tepki göstermeyip sakin ve soğukkanlı davranması. Sevgi bir kişiye karşı yakınlık beslememizi sağlayan duyguydu. Saygıda özelli davranmamızı sağlayan işte hoşgörülü ve e, kibar davranmamızı sağlayan bir duyguydu. Dürüstlük ne demekti kişinin özünde ve sözünde bir olması doğru olması demekti. Bu ünitenin sonunda. Ee, Hazreti Salih'i tanımıştık. Hazreti Salih aleyhisselam, Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir. Hicri bölgesinde yaşayan Semutlulara peygamber olarak gönderilmiştir. Semutlular tevhidten uzaklaşmıştı. Ee, Hazreti Salih Semutların içerisinde yaşayan tanınan bilinen biriydi ve e, taş oymacılığı yaygındı. Nakkaşlık burada yaygındı Semutlularda. Çok kuvvetli güçlü evler yapmışlardı. Asla yıkılmayacak evler yapmışlardı ve putperest bir halka dönüşmüştü. Ee, daha sonra. Salih Aleyhisselam onları defalarca uyarmasına rağmen onlar Salih Aleyhisselam'la alay etmişlerdi. Mucize olarak allah Teala bir dişi deve göndermişti. E, o deveye dokunmamalarını söylemişti. Ancak Semudlular ne yapmıştı? Deveyi kesmişlerdi, ona zarar vermişlerdi. Ve allah Teala kendilerini cezalandırmış, helak etmişti. Felak suresi ve anlamı da yine bu konu, konunun suresiydi. Felak ne demekti? Sabah aydınlığı anlamına geliyordu. Ayetin ilk ayetinde geçen e, yerden ismini almıştı. Kur'an'ın 113. suresidir. 5 ayetten oluşur. Nas suresi ile birlikte iki sığınılan ee, anlamına gelen muavizeten sureler olarak adlandırılır. Nas ve Ferak. Ee, burada sıkıntıya düştüğümüzde hastalıklardan ya da kötü niyetli varlıkların zararlarına karşı Allah'a sığınmak gerektiği vurgusu yapılmıştır. Evet dördüncü ünitemiz Allah'ın kulu ve Hazreti Muhammed. Buraya geçmeden önce sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. Arkadaşlar bu yaz çok güzel bir şey yapacağız. Sizlerle birlikte 7'den 8'e hazırlanacağız. Ee, herkes 7'den 8'e geçtiğinde bir korkuyor. Neden? Çünkü bir sınav dönemi artık. Sizler LGS öğrencisiniz. Kendinize bu gözle bakabilirsiniz. Ee, biliyorsunuz ki temeliniz iyi olması gerekiyor. 7'den 8'e geçti işte o yaz tatili aralığında 7'yi unutabilirsiniz. Bizler bunun için bir kamp hazırlıyoruz ve sizinle birlikte bir tekrar eğitimi yapacağız. Hemen arkasından 8. sınıf konu hazırlığı yapacağız. Burada 7'den 8'e aslında 5 6 7yi de bir konu çalışması yapılacak ve burada e, yeni nesil soru tarzı özellikle benimsenmiş üç tane kitabımız var matematikte e, yeni nesil matematik kitabımız hazırlık kitabımız var 7'den 8'e ve 7'den 8'e hazırlık programında da yine iki tane toplam 2 ve program kitapçı olmak üzere üç tane kitabımız var herkes bu yaz yatarken siz yatmayıp ne yapacaksınız Hazırlanacaksınız. evet şimdi gelelim dördüncü ünüteye. Arkadaşlar Allah'ın kulu Hazreti Muhammed ve Allah'ın etsi Hazreti Muhammed'i işledik. Öncelikle Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Allah'ın kulu oluşu yani beşeri, insani özelliklerini konuşalım. Bir anne babaya sahip olması, yani dünyaya doğarak gelmesi, evlenip yuva kurması, üzülmesi, sevinmesi, duygulanması, insanlarla iletişim kurması, çalışması, kendi rızkını kazanması, ölümlü olması, değil mi? Allah'ın kendisi için belirlediği ömür bittiğinde ölmesi, vefat etmesi de onun insan olduğunu gösterir. Allah'ın elçisi olarak Hazreti Muhammed dediğimizde ise Hazreti Muhammed son peygamberdir. İlk peygamber Hazreti Adem ile başlayan e, nübüvvet halkasının sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hatemül Enbiya, Nebilerin, Enbiyaların sonuncusu anlamına gelen Hazreti Muhammed'in bir lakabı vardır. Hatemül Enbiya, peygamberlerin sonuncusu demek. Risalet ve nübüvveti Allah'ın ilahi emirlerini insanlara iletme ve peygamberlik görevi olarak açıklıyoruz. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem rahmet peygamberidir. Yani Allah tarafından ifade edildiği gibi o alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Allah insanlara duyduğu rahmet ve merhametin gereği olarak insanları doğru yola iletecek, örnek olacak peygamber olarak Hazreti Muhammed'i göndermiştir. Aynı zamanda kendisi ümmetine karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Onların hataya düşmesi, yanlış yapması peygamberi de üzmektedir. Kur'an'ın açıklayıcısıdır. Tebliğ ne demek? İlahi emirlerin insanlara duyurulması. Ee, mesela Kur'an-ı Kerim'de namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükü edenlerle birlikte siz de rükü edin ayetiyle. Peygamber Efendimiz burada ne demek istediğini yani rükü etmenin ne demek olduğunu e, ifade etmiştir. Ya da namazın nasıl kılınacağını bizlere kendisi öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayetler yazar ama açıklaması peygambere bırakılmıştır. Açıklama görevine de beyan denilmektedir. Müjdeleyici ve uyarıcı olması hazretlerimizin. Sallallahu aleyhi ve sellem iyi ve güzel işler yapanları müjdelemiştir. E, müşrikleri ya da putperestleri ya da işte e, Allah'ı inkar eden inkarcıları da yaptıklarından dolayı uyarmıştır. Çünkü uyarma görevi de vardır. Müjdeleyici olmasına beşir, uyarıcı olmasına nezir deniliyor. Bazı öğretmenlerimiz bu kavramlara da değindi çünkü onları da hatırlatalım. Şöyle beşir yazayım. Buraya da. Neziri diyeyim. Siz de not alırsanız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakın tamamlayıcısıdır. E, kendisi bizler için en güzel örnektir Allah tarafından gönderilen. Yani üsve-i hasenedir. O insanlara ve ailesine değer vermiştir. Doğru ve dürüsttür. El-emin olarak anılmıştır. Hakkı gözetmiştir ve hoşgörüldür. Bu şekilde e, kendisi güzel ahlakın bütün özelliklerini kendisinde taşıdığı için Allah da bizlerin onu örnek almasını istediği için e, güzel ahlakın tamamlayıcısı olarak ifade ediliyor. Gelelim kafirun suresi ve anlamına kafirun suresi Mekke döneminde inmiştir 6 ayetler oluşur. 109. suredir kafirun inkarcılar demek kafir inkarcı 12 geldiğinde çoğun oluyor kafirler inkarcılar anlamına geliyor burada bu surenin inmesine sebep olan olayı anlatayım bir gün müşrikler gelip peygamber efendimize diyorlar ki sen bir yıl sen bizim putlarımıza tap bir yılda biz senin ilahına tapalım diyerek bir pazarlık yapıyorlar Peygamber Efendimiz'e yapmak istiyorlar. Böyle bir teklifle geliyorlar. Bunun üzerine bu ayet bu sure vahyediliyor Peygamberimize. Sureyi Allah şöyle başlıyor zaten de ki diyor yani gul de ki ey kafirler. La a'budu ma ta'budun ben sizin taptıklarınıza tapmam diyerek Önce bir net ol yani bu konuda asla onlarla bir arada olmayacağını. Şirk dediğim şey Allah'a ortak koşmak ve sapıklıktır. Putlara tapmak. Şirkle imanın kesinlikle aynı kalpte birleşemeyeceğini keskin bir dille ifade etmesini istiyor. Çünkü iman ne demektir? Kalp ile tasdik etmek, onaylamaktır. Biz neyi onaylıyoruz? Allah'ın birliğini ve tekliğini. Peki şirk ne demek? ona ortak koşmak, başka varlıkları da ilah edinmek. Yani insan kendiyle çelişir. İkisi bir kalpte bulunmaz. Kesin bir üslupla ifade edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması istenmektedir. Onlarla hiçbir şekilde böyle bir pazarlık yapılamayacağı ifade ediliyor. Bu surede en son vekum din veliyedin ayetiyle sizin dininiz size benim dinim banadır. Yani herkes kendi sorumluluğunu kendisi üstlenir diyerek e, net bir çizgi çiziliyor. Evet gelelim beşinci üniteye. Bu ünitede İslam düşüncesinde yorumlar ünitesinde e, din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri ve e, farklı mezhepleri öğreniyoruz. İtikadi ve siyasi mezhepler diye. Şimdi din anlayışına geçmeden önce din nedir? Önce onu anlatmak istiyorum. Din Allah'ın peygamberler aracılığıyla akıl sahibi insanlara ilettiği onları dünya ve ahirette mutlu olmasını amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. Dinin amacı ise arkadaşlar insana hem dünyada hem de muahirette mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Din anlayışı ise Allah Teala tarafından gönderilen dinin insanlar tarafından algılanma biçimine denir. Din Allah'ın gönderdiği emirleri içerir, tektir, vahye dayanır, kişilere göre farklı yorumlanmaz. Yani tektir. Hiçbir şekilde hakkında yorum yapılmaz. Değişmez, değil mi? Din zamanı, insana, mekana göre değişmez. Din anlayışı ise İnsanlarca yorumlanma biçimidir. Birden çok anlayış olabilir. Vahiy yorumlanmasına dayanır. Yani vahiy vahye dayanmaz. İnsani bir yorum olduğu için vahiy yorumlamaya dayanır. Kişilere göre farklılık gösterebilir. Zamanla mekana göre değişkenlik gösterebilir. Mesela örnek vereyim. Ee, sizlerle birlikte hepimiz işte aynı e, filmi izlesek ya da aynı kitabı okusak e, hepimizin Kitaptan ya da filmden etkilendiği nokta farklıdır değil mi? Çünkü sizin psikolojik durumunuz, sizin gelişmeniz, sizin eğitiminizle, benim zevkim, işte benim psikolojik durumum, baktığımda işte o anki ruh halim hepsi farklı olduğu için ben farklı bir yere dikkat çekeceğim, sen farklı bir yere dikkat çekeceksin. O başka bir yeri beğenecek belki. Ee, o yüzden arkadaşlar insana göre değişkenlik gösterebiliyor. Din anlayışıyla dinin arasındaki fark budur. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri ise sosyal sebepler, kültürel sebepler, coğrafi sebepler ve siyasi sebepler. Bir de insan yapısından kaynaklanan sebepler, dini metinlerden kaynaklanan sebepler var. İnsandan kaynaklanan unsurlarda az önce söylediğim gibi insanın yapısı, düşünce yapısı, kişilik yapısı, hayata bakış açısı, yaşadığı tecrübeler, almış olduğu eğitim, yaşadığımız kültürel ortam değil mi mesela ya da yaşadığımız coğrafi sebepler dedi işte mesela oranın iklimi oranın e, doğa biçimi farklı olduğu zaman oradaki anlayış da değişebiliyor ihtiyaçlar ve sorunlar değişebiliyor Diğer unsurlar dediğimizde işte toplumun içinde bulunduğu ekonomik yapı mesela değil mi? Sosyal ve kültürel sebepler dediğimde. Örf ve adetlerin etkisi, savaş ve afet gibi deprem gibi olaylar, iklim ya da coğrafi şartların etkisi, halifelik tartışmalarındaki ee, sebepler mesela işte bu da siyasi sebeplere giriyor. Ee, halifelik e, tartışmalarındaki siyasi kavgalar. Bir de dini metinlerden kaynaklanan sebepler var. Burada da önemli iki tane kavramımız var arkadaşlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de e, birinci temel kaynağımız biliyorsunuz e, dini metin olarak Kur'an geliyor. İkincisi de hadis değil mi? Sünnet. Peygamberimizin sünnetidir. Şimdi e, biz dini metinlerde an anlamı açık olan ayetler hakkında yorum yapılmaz zaten. Ancak Kur'an'da anlamı kapalı, herhangi bir araştırmaya ihtiyaç duyulan, üzerinde düşünülmesi gerekilen e, ayetler de vardır. Bu yüzden bunlara müthişabi ayetler denir. Bu yüzden e, insanlar bu ayetleri kendi bilgi birikimleriyle anlam vermeye çalışmışlardır. E, dini metinlerden kaynaklanan sebeplere de bu girmektedir. Evet gelelim şimdi İslam düşüncesinde yorum biçimlerine. Şimdi önce mezhep ve ekol kavramını sizlere anlatmak istiyorum. Mezhep ne demek? Gidilecek, yol takip edilecek yöntem demektir. Ee, mezhep din alimlerinin kendi görüşleri doğrultusunda geliştirdiği metoda denir. Yani mesela ben sadece bir mezhebin doğru olduğunu savunamam değil mi? bu yüzden başka bir şey, başka birini de kınayamam. Aa sen şu mezheptensin diye hiçbir şekilde kınanmaz. Mezhep din değildir. Bunu unutmayalım. Dinin bir yorumudur. Mezhepler İslam'ın düşünce özgürlüğüne verdiği önemi gösterir. Eğer İslam aklın kullanılmasını istemeseydi ya da buna engel olsaydı bu mezheplerin hiçbir ortaya çıkmayacaktı. İslam düşüncesinde Yorumlar dediğimiz zaman buna mezhep de denir bazen ekol fırkada denilebiliyor. Üçe ayrılıyor inançla ilgili yorumlar, fıkhi yorumlar ve tasavvufi yorumlar. İnançla ilgili yorumlarda itikadi konular vardır. Yani imanın şartları diye bildiğimiz Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kader ve kazaya iman ile ilgili inanç esaslarında alimlerin görüş ve fikir ayrılıkları çerçevesinde oluşan yorum biçimine inançla ilgili yorumlar denir. İnançla ilgili yorum biçimlerinde iki tane önemli mezhep vardır maturidilik ve eşarilik. Eşarilik, Ebu Hasan el-Eşari'nin görüşleri çerçevesinde oluşmuş. Irak ve Suriye'de yaygındır. Maturidilik ise arkadaşlar Ebu Mansur Muhammed el-Maturidi'nin görüşlerinden oluşuyor. Türkiye, Türkistan'ın Maturid şehrinde doğduğu için zaten bu ismin alıyor. Vahiy ile birlikte akla da önem veren Maturidi'nin en önemli eseri de Kitab-ı Tevhid'dir. Şimdi... Gelelim fıkhi yorumlara. Fıkhi yorumlarda da daha çok fıkıhla ilgili yani ameli yani ibadetlerle ilgili konularda günlük hayatla ilgili uygulamalarını esas alan yorum biçimine denir. Mesela namaz, oruç, zekat, hac, miras, boşanma, ticaret, alışveriş gibi konular fıkhi yorumlara giriyor. Mesela Allahü Teala bu ibadeti emretmiş. Ama nasıl yapılacağı konusunda Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı bilgi vermemiştir. Peygamber Efendimiz bizlere bu ibadetlerin nasıl yapılacağını öğretmiş, uygulamalı olarak da göstermiş. Peygamberimizin vefatından sonra insanlar anlayamadıkları hususları bölgelerde yaşayan din alimlerine sormuşlar. Bu alimler de önceki Kur'an ve sünnete başvurarak soruları cevaplandırmışlardır. Yani öncelikle oraya bakmışlar Kur'an ve sünnete. Kur'an ve sünnette yer almayan konular içinde... Kendileri bir içtihatta yani akıllarını kullanarak bir içtihatta bulunmuşlar. Bu durumda pek çok fıkhi mezhebin oluşmasına sebep olmuştur. Ehli sünnet mezhebinde kabul gören dört fıkhi yorum vardır. Buna ehli sünnet deniyor. Ehli sünnet ne demek? Kur'an ve sünneti yani Hazreti Peygamberin yolu ve sahabinin sözlerini esas alan kendilerine birinci koşul olarak alan mezheplere deniliyor. Hanefilik, Malikilik, Şafilik ve Hanbelilik'tir. Hanefilik kurucusu Ebu Hanife'dir. Ebu Hanife Kufe'de doğuyor ve Bağdat'ta vefat ediyor. İmam-ı Azam olarak da yani büyük imam olarak da biliniyor. Bu mezhep daha çok Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan ve Kafkasya'da yaygındır. Mezhebin sistem, sistemleşmesinde de Ebu Hanife'nin öğrencilerinden İmam Yusuf ve Ebu Muhammed'in katkıları büyüktür. Malikilik ise kurucusu. İmam Malik yani Enes Malik bin Enes el-Muvatta'yı yazmıştır. E, Fas, Cezayir, Tunus'ta bu mezhep yaygındır. Medine'de doğduğu için sahabilerin görüş görüşüne de önem veren bir e, imamdır kendisi. Şafiilik kurucusu İmam-ı Şafiidir. E, Gazze'de doğmuştur. E, Mısır'da vefat etmiştir. Ülkemizin doğu kesimlerinde yani Türkiye'yi doğu ve batı diye ayırdığımızda doğu kısmı şafii yaygındır. Malezya'da Endonezya'da Mısır gibi ülkelerde de yine Şafiilik yaygındır. Son e, fıkhi mezhep ise Hanbelilik'tir arkadaşlar. Kurucusu Ahmet bin Hanbel'dir. Müsned isimli hadis kitabını yazmıştır. Daha çok Arap, Arap yarımadasında e, kabul gören bir mezheptir. Tasavvufi yorumlarda ise e, Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik ve Nakşibendilik, Ali, Alevi Bektaşilik var arkadaşlar. Hoca Ahmet Yesevi'nin görüşleri etrafında oluşan tasavvufi akım Yeseviliktir. Abdülkadir Geylani'nin görüşleri etrafında oluşan e, e, tasavvufi yorum biçimi ise Kadiriliktir. Kadiriliğin ilkeleri vardır. Temel ilkeleri işte Kur'an ve Sünnet'e uymak gibi e, onların da çeşitli ilkeleri vardır. E, Mevlevilik Mevlana Celaleddin Rumi'nin görüşleri etrafında oluşmuş bir tasavvufi yorum biçimidir. Nakşibendilik ise Bahaeddin Nakşibendi'nin görüşleri etrafında meydana gelmiştir. Türkistan, Anadolu ve Hindistan'da yaygındır. İmam Rabbani ve Mevlana Halid Bağdadi de önemli temsilciler arasında yer alıyor. Evet, Alevi Bektaşiliye de hemen değinelim arkadaşlar. Alevi bektaşilikte de Hazreti Ali'yi seven ve peygamber efendimizden sonra onu özel bir yere koyan kimselere Alevi deniliyor. Ee, bu da yine tasavvufi bir yorum biçimidir. İbadette şekilden çok öze önem verirler. Diğer bir tasavvufi yorum gibi insanın ahlak bakımından olgunlaşmasını amaçlamışlardır. Burada da yine cemler var. Cem çeşitleri vardı Alevilikte biliyorsunuz. Ee, onlara da yine konu tekrarından bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar gelelim şimdi sizlerle kavram eşleştirmeye. Burada tanımlarımız var. Burada da kavramlarımız var. Onları eşleştireceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Mizaç karakter huy. Ne demekti arkadaşlar? Hemen bakalım ahlak olacak cevabımız B. Şöyle kalemin rengini değiştirelim. Evet. Özü ve sözünün bir olması ne olacaktı? Doğruluk, dürüstlüktü değil mi? Evet D diyoruz. 3'e bakalım. Hak, hukuk ve ölçülü davranmak adalet olacak. Adaleti de F'de görüyorum. Davranışları kontrol altına almak öz denetim H olacak. Bireyin görevlerine farkında olması sorumluluk olacak. Kıskançlık, çekememezlik, haset arkadaşlar cevap evet L harfi olacak. Alan isimlerinden biri asla zulmetmeyen hakkaniyetle hükmeden el adl olması gerekiyor. Hemen gördüm şurada. Menfaat gözetmeden arkadaş olmak, yakınlık, dostluk olacak. Evet, i harfi. Başa gelen olumsuzluklara hemen harekete geçmemek, öfkelenmeden beklemek, sabır olacak. O da g'de yazıyor. Hazreti Muhammed'e güvenilirliğinden ötürü verilen e, isim neydi? Lakap El Emin olacak. Evet, El Emin. Başkalarının ihtiyacına maddi manevi destek olmak. Başkalarının ihtiyacına maddi manevi destek olmak ne demek? Yardımlaşma değil mi? Evet şöyle C diyelim yardımlaşma. Sebut kavmine gönderilen peygamber Hazreti Salih olacak. Nas suresi ile birlikte muhafizateyn olarak bilinen sure Felak suresi olacak cevabımız ve bu şekilde. Evet geldik şimdi doğru mu yanlış mı ya? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanüstü güçlere sahiptir. Yanlış. Hazreti Muhammed evlenmiş, çocuk sahibi olmuştur. Doğru. Nebilerin sonuncusu anlamına gelen Hatibül Enbiya sıfatını almıştır. Hatibül değil. Hatemül arkadaşlar. Doğrusunu yazalım. Ha Hati mülemmiyah başka bir peygamberin sıfatı onu karıştırmıyoruz üstün ahlaki ve fiziksel özelliklerin anlatıldığı yazılı levhaya hili şerif denir evet doğru İnsanlardan ahlaklı olanlar peygamberler gibi vahiy alabilirler hayır peygamber olmak için yani çabalanmaz Allah sadece bunu dilerse verebilir değil mi? Hazreti Muhammed geçimini ticaret yaparak sağlamıştır. Evet kendi rızkı için çalışmıştır. Hazreti Muhammed her insan gibi doğup büyümüş zamanı gelince vefat etmiştir. Evet Hazreti Muhammed'in vahiyleri insanlara eksiksiz iletmesine tebliğ denir. Evet Hazreti Muhammed'in oğlu İbrahim vefat edince peygamber olduğu için e, ağlamamıştır olacak bunun devamı. Şöyle diyelim ağlamamıştır. Hayır yanlış olacak arkadaşlar o tabi ki peygamber olsa da oğlu İbrahim vefat edince ağlamıştır. Evet Hazreti Muhammed Taif ziyaretinde yaşananlardan ötürü öfkelenip intikam almaya çalışmıştır. Ee, hayır yanlış olacak. Hazreti Muhammed insanları uyarırken gerektiğinde oldukça katı olmuş ve baskıcı olmuştur. Yanlış son derece özgürlükçü ve insanları kendi iradeleriyle dini seçmesini istemiştir. Asla tehditle baskıya gitmemiştir. Evet, Hazreti Muhammed'in insani özelliklerine örnek veriniz demiş. Bir anne babadan doğması, değil mi? Bir anne babadan doğması. Yani bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelmesi, evlenmesi, çalışması, üzülmesi, yorulması, ölümlü olması ölümlü olması. Evet bunlar yeterlidir. Gelelim şimdi çoktan seçmeli sorularımıza. Bir adam Hazreti Peygamber'e geldi. Onun karşısında durunca korkudan titremeye başladı. Bunun üzerine Resulullah korkma rahat ol ben kral değilim. Ben ancak Kureyş'ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum dedi. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde vurgulanmaktadır? Burada Hazreti Muhammed insani yönüne vurgu yapıyor değil mi? Şöyle insani diye not alalım. Peki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Evet. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Hayır. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Yine konuyla alakalı değil. Ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Yine bu da konuyla ilgili değil. Burada Hazreti Muhammed de kendisinin de diğer insanlar gibi bir insan olduğunu vurgusunu yapıyor. Ayette Allah bunu söylemesini istiyor. O yüzden cevap A seçeneği olacak. Ey Resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Bu ayette Hazreti Peygamber'in hangi görevine vurgu yapılmamıştır? A. İnsanları uyarmasına. Evet tabii ki vahyi bildirmesine. Evet adaleti sağlaması. Hayır Kur'an'ı açıklaması. Evet şimdi buraya baktığımızda tebliğ açıklamak, beyan etmek e, ya da duyurmak demek ya. E, ancak adaletle ilgili bir şey yok tebliğde. O yüzden cevap C seçeneği olacak. Kafirun suresinin okunuşu ve anlamı ile ilgili eşleştirmenin yapıldığı tabloda hangi maddelerde yanlışlık yapılmıştır? Kul ya yuhel kafirun deki ey kafirler burası doğru. La erbudu ma terbudun. Ebu Leheb'in elleri korusun. Ne alaka? Hayır değil mi? Kafirun suresinde böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bu Tebbet suresine geçiyor. Ve la entüm abidune ma abidu. siz, de, siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek ee, değilsiniz. Ee, evet. Evet. Burası aslında doğru da yanlış yazılmış. Velâ ene ma ma'abettüm ben de sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Evet. Velâ entum ama ma'abutû siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Evet doğrusu buradaki burada aynı olacak. Leküm dînüküm veliyedîn'deki sınırım ben insanların Rabbine. Hayır. Ee, arkadaşlar burada 3 ve 5'te e, görüyorsunuz ne yapılmış? E, evet buradaki ayetler Yanlış yapılmış o yüzden e, cevabımız ne olacak? 3 olması gerekiyor. A'yı eliyorum bunu da eliyorum. Burada arkadaşlar 2'de ve hangisinde sonuncu ayette yanlışlık yapılmış. Yani e, burada yanlış yapılmıştır derken sorunun yanlışlığı yapılmış. E, o yüzden cevap ne olacak? 2'li olması gerekiyor. Şimdi diğerleri doğru e, onları eliyoruz. Hangisi yanlış? Evet bu doğru cevabımız olacak. Aşağıdakilerden hangisi doğru din anlayışının özelliklerinden biri olamaz? A) Dinin özüne ters düşmemeli. Evet. B) Bütün insanlar tarafından kabul görmeli hayır illa bütün herkes kabul edecek diye bir şey yok. C. insan hayatını zorlaştırıcı etki yapmamalı. Evet. D. ilmi birikime sahip kişiler de yorumlanmalı. Evet. Yani herkes kalkıp da ben bir mezhep kuruyorum diyemez değil mi? Mutlaka bir bilgi birikimi olması lazım. Yani alanında uzman alim olması gerekiyor. Ancak bütün insanlar tarafından kabul görmesi zorunlu değil. İnsanın yapısı, çağın koşulları, bilgi düzeyi ve toplumsal değişim gibi faktörler İslam bilginlerinin farklı bakış açıları geliştirmelerini sağlamıştır. Bunun bir sonucu olarak Kur'an-ı Kerim'in ve hadislerin değerlendirilip yorumlanmasıyla tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi birçok ilim dalı doğmuştur. Bu bilgiden hareketle yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye soruyor. Din anlayışı farklı ilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Evet. 2'ye bakalım. Dinin yorumlanması vahyin anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Şimdi arkadaşlar burada böyle bir şeye ulaşabiliyor muyuz? Dinin anlaşılması ile ilgili ya da vahyin daha doğru anlaşılmasını sağlamıştır diye. Hayır. Dine bakış açısı insanları ortak düşüncede birleştirmiştir. Yine burada e, bakış açıları geliştirmelerini sağlamıştır. Ama kalkıp da şeyden bahsetmiyor değil mi? Yani ortak bir düşüncede olduklarını söylemiyor. O yüzden ne olacak? Hangisi ulaşılabilir? Yalnız bir A seçeneği olacak. Tabloda yer alan bilgilerin doğru ya da yanlış olduklarını işaretleyiniz diyor. Şimdi burada din ve din anlayışıyla ilgili e, bilgiler var. Din vahiy yoluyla gönderilir, değişmez. Doğru. Din zamanla değişebilir ve gelişebilir. Yanlış. Din insanın düşüncelerinin bir ürünüdür. Yanlış. E, dinin amacı insanın mutluluğudur. Evet, doğru. Din bütün insanlara hitap eder. Evet, doğru. Din ilahi kaynağı olan bir kurallar bütünüdür. Evet doğru. Din çevresel faktörlere göre şekillenmez. Evet doğru. Çevrenin ya da koşuldan etkilenmiyordu. Evet cevaplarımız bu şekilde. Din bir kurallar bütünü olarak bireylere, toplumlara göre değişmez. Ancak bireylerin bakış açısına, yaşam tarzına göre din anlayışlarında farklılıklar olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi din anlayışının özelliklerinden biri değildir? Vahiy yoluyla gönderilir. Hayır. Zamanla değişebilir. Evet. Çevresel faktörlerden etkilenir. Evet. Kişilere toplumlara göre farklılık gösterebilir. Ancak din anlayışı vahiy yoluyla gönderilmez. Din anlayışı vahiyin yorumlanmasıdır arkadaşlar. O yüzden A seçeneği özelliklerinden biri değildir olacak. Evet gelelim şimdi mezheplerle ilgili bir sorun. Burada arkadaşlar çeşitli itikadi ve yani inançla ilgili ve Fıkhi mezhepler var, karışık bilgiler var onlar hakkında hepsini uygun başlıklar altına yazmamız isteniyor. Hadi gelin birlikte cevaplayalım. Ebu Hanife'nin görüşleri etrafında oluşan ve ona nispet edilen fıkhi ekol Hanefilik olacak tabii ki değil mi? Hemen bakalım Hanefilik nerede? Bir yazıyoruz buraya koyu renkli bir kalemle yazalım. Bir diyelim. İlk önce Irak ve Suriye'de daha sonra da nizamiye medreseleri sayesinde geniş bir alana yayılmış itikadi ekol eşarilik olacak. 2 diyoruz. Kurucusu Türkistan'daki Semerkant şehrine bağlı Maturit köyünde doğmuştur. Maturidilik olacak. 3 diyoruz. Türkiye'deki en yaygın fıkhi mezhep hangisiydi arkadaşlar? tabii ki hanifilik olacak. Evet buraya dördüze ekliyoruz. Bu itikadi mezhebe göre Allah akılla bilinir fakat dini emir ve ibadetler ise akılla bilinmez demiş. Hangi mezhebe göre? Yine maturidiliğe göre. Şimdi maturidinin yanına beşi ekliyoruz. İslam dünyasının en meşhur hadis kaynaklarından El-Muvatta bu mezhebin kurucusuna aittir. El-Muvatta'yı kim yazmıştı arkadaşlar? Malik bin Enes yazmıştı değil mi? O yüzden Malikilik olacak. Hemen buraya e, 6 muvatan yazarı Malik bin Enes diyoruz. 6'yı yazdık. Günümüzde daha çok Suudi Arabistan'da yaygın olan fıkhi mezhep. Suudi Arabistan'da yaygın olan mezhep hangisiydi arkadaşlar? E, hanbelilik olacak. Hanbeliliğe de hemen yazalım. Şöyle kaçı yazıyoruz? 7'yi Hanbeliliğe yazıyoruz. Evet. Binlerce hadisi içinde bulunduran Müsned adlı hadis kitabının hadis kitabı bu mezhebin kurucusuna aittir. Müsnede kim yazmıştı arkadaşlar? Hambeli yine yazmıştı arkadaşlar. O yüzden Hambeliliğe ait olması gerekiyor. Hem Hambeliliğe de 8'i ekliyoruz. Evet, devam edelim. 9. Kurucusu 767 yılında Filistin'in Gazze şehrinde doğmuş. Çocuk yaşta Mekke'ye götürülmüş ve orada dini ilimleri öğrenmeye başlamıştır. Kimdi arkadaşlar? Kurucusu Gazze'de doğan 767 yılında Şafii mezhebinin kurucusu İmam Şafii'di. O yüzden 9'u Şafii ile yazıyoruz. Evet, şöyle 9 diyelim. Ebu Hanife'nin kelam anlayışının temsilcisi olarak bilinir ve en meşhur eseri Kitabut Tevhid'dir. Kitabu Tevhid isimli eseri e, öğrenci notlarında söylemiştik. Kim yazmıştı arkadaşlar? E, Ebu Mansur Muhammed el Maturidi yazmıştı. E, o yüzden cevabımız Maturidilik olacak. Hemen onu da ona ekliyoruz. Şöyle kalem. Evet. 10. maddeyi de ekledik. Evet arkadaşlar yazılı provamızın sonuna geldik. Ödüllü sorumuzu hemen veriyorum. Mevlana Celaleddin Rumi'nin görüşleri çerçevesinde oluşan tasavvufi yorum nedir? Cevapları yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sınav sonuçlarınızı lütfen bizlerle paylaşın. Yorum kısmına yazın mutlaka. Kendinize çok iyi bakın. Herkese başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.